Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi çemberde uzunluğun birinci konu testini gömeceğiz bu videomuzla birlikte. Bakalım ne diyor ilk sorumuz. Bir açıortay görüyorum. Çeyrek çembermiş bu arkadaşlar. O halde buralar kesinlikle 45'tir diyelim hemen. Çemberin bakın yarı çapını 17 vermiş bize. O halde şuradaki CA uzunluğunun 9 olması lazım ki 17'yi yakalayalım. Sonra çemberin içinde bir doğru gördüğümüzde, hele ki bu doğru çeyrek çemberde ve yarıçapa dikse, hemen doğrunun uç noktasıyla merkezi birleştiriyoruz. Burası da 17'dir deyip 8, 15, 17 üçgenini gördüm dostum burada. O halde şurası 15 eksi x olmak zorundadır diyelim. Bunu da söylemiş olalım. Sonra bakın şurada bir 45 derecemiz var. Şuraya da 45'imizi yazalım. 8 ise 15 eksi x'in de 8 olması gerektiğini söyleyeyim. Dolayısıyla x eşittir 7 çıksın, paketleyelim gitsin. Hemen geçelim ikinci soruya. ABC eşkenar üçgenmiş dostlarım. Bir kere şuradan aşağıya indirdiğim doğru kenarortay oluyor. Eşkenar üçgende aynı zamanda yükseklik, aynı zamanda da açıortay oluyordu, bu doğru. Şuraya da 30-30 yazalım. Şuralara da 60'ımızı belirtelim. Şimdi bu doğruyla ilgili ben şunu gördüm aynı zamanda arkadaşım. Bakın bu doğru çap olmak zorunda. Neden hocam? Çünkü sadece merkezden teğete inen yarı çap dik olarak iniyordu. Dolayısıyla bu doğru merkezden geçtiğine göre de aynı zamanda da yarı çapta oldu. Şimdi başka bizden ne istiyor? X bölü Y oranı nedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi tabii ki bütün kenarlarımız x artı y uzunluğunda olacak. Şimdi şurada 90'ın karşısında x artı y varsa 30'un karşısında yarısı olacak. X artı y'nin yarısı geldi buradan da. Şimdi tam şuraya da bir diklik indirelim dostlarım, şu mesafeye. Bakın burası neden dik oldu öğretmenim? Çünkü çapı gördüğü için bu çevre açı 90 derece oldu. Şurada 30 var, şuraya 60, şuraya da 30 yazalım. 30'un karşısı x ise şuranın 2 katı, yani 2x olması gerekir ki sanırım bu bizim için yeterlidir. Soruyu buradan çözdük. Şimdi ne bulduk? X artı y bölü 2, 2x'e eşit. Yani içler dışlar yapıyorum. X artı y eşittir 4x oldu. Yani y eşittir, x'i buraya alırsak 3x geldi. Şimdi bizden istediği oranda da y yerine 3x yazarsam, bakın şurada 3x yazdım y yerine, x'ler gitti, 1 bölü 3 çıktı sorumun cevabı. Evet, 3 numarayı bakıyorum. Şekle bakar bakmaz şunu gördük arkadaşlar ilk etapta. Bakın çeyrek çember ve içinden bir diklik indiğinde ne yapacaktık? Hemen bu dikliğin çembere dokunduğu, şu yaya dokunduğu noktayla merkezi bir kere kesinlikle birleştirecektik. O yüzden burayı hemen birleştirdim. Şimdi çemberimin yarı çapı 4 artı x. O halde burası da 4 artı x. Demek ki şuraya da x kaldı diyelim. Ve burası da 4 artı x geldi. Şimdi şuradaki üçgenden soruyu gömebiliriz her türlü arkadaşlarım. Bakın 8 size kopyayı versin. Özel bir dik üçgendir bu. Ya 6, 8, 10 ya da 8, 15, 17 olabilir diye düşünelim. Önce 6, 8, 10'u deneyelim. X'e 6 desek, burası 6, burası 8 ise burası 10 oluyor mu diye bakalım x 6 iken. Evet oluyor. Demek ki x 6'ymış. Cevabımız Bursa'dan geldi. Dördüncü soru. Yine bakın burada teğet noktası var. Hiç düşünmeden teğete yarı çapı dik indirelim. Yine bu TET'de yarı çapımızı dik indirelim. 90, 90, 90. O halde mecbur burası da 90. Bakın bu dikdörtgen oldu. Aynı zamanda hatta kare oldu değil mi? Karşılıklı kenarları da eşit geldi. Şimdi AB'yi 4 diyebiliyormuşuz. O halde burası 4 eksi R. AC'yi 12 diyebiliyormuşuz. O halde burası 12 eksi R. Çemberin yarıçapı da kaçtır diye bir soru soruyor. Benzerlik yapacağım arkadaşlarım. Bir sürü diklik görüyorum çünkü. A 90, B. B 90, şuraya A yazalım. A var, 90 var. Şuraya da B'yi yapıştıralım. Hadi şimdi benzerleyelim bunları dostlarım. İster en büyük üçgenle şu küçük üçgenlerden birini benzerleyin. İsterseniz iki küçük dik üçgeni benzerleyin. Hepsinden soru çıkar. Hadi biz en büyük dik üçgenle benzerleyelim. Şu kenarlarına 4 ve
12 olduğunu yazalım. Şimdi küçük, şu küçük dik üçgenle en büyük dik üçgeni benzerliyorum. Küçük dik üçgende A'nın karşısına R düşmüş, büyük dik üçgende ise 12 düşmüş. Eşittir. Küçük dik üçgende B'nin karşısına 4 eksi R düşmüş, büyükte B'nin karşısına da 4 düşmüş. Evet, şurası 1. Şuraya da 3 yazalım, sadeleştirmiş olalım. Hemen bir içler dışlar çarpımı. 1 ile R'yi çarpıyorum. R eşittir. 3 ile burayı çarparsam da 12 eksi 3 R. Buradan 4 R eşittir 12. R eşittir 3 geldi. Evet, 5. sorumuz. Bakın, ilk defa karşılaştığımız bir soruysa bu. Hemen ne yapacağınızı söyleyelim dostlarım. İki çemberin teğet olduğunu görüyorsunuz şu K noktasında. Hiç düşünmeden çemberlerin merkezlerini ve teğet oldukları noktayı birleştireceksiniz. Bu bir. İki, şurada teğet doğrusu görüyorum. O halde merkezden teğete bir dikme indireceğim. Yarıçap olacak bu dikme. Bu iki. Şimdi benim küçük çemberimin yarıçapı kaçtır diye soruyor. Şuraya R yazalım, buraya R yazalım. Bakın, büyüğünün yarıçapını 9 diye vermiş. O halde şu uzunluğun tamamı 9. Demek ki şurası 9 eksi R. İşte size şuradan Pisagor bağıntısını yapmak kalıyor arkadaşlarım. Özel bir dik üçgen mi diye bakıyorum. Acaba 6, 8, 10 üçgeni midir diye bakıyorum dostum, ama değil. Neden? Çünkü burası R 8 olursa 1 oluyor. Çok saçma bir üçgen çıkıyor. Mecbur Pisagor bağıntısını yapacağız dostlar. Şöyle de deneyelim. Mesela acaba işte belki 5, 12, 13 üçgeninin yarısı mıdır diye düşünelim. 5, 12, 13 üçgeninin yarısı. 5'in yarısı 5 bölü 2. 12'nin yarısı 6. 13'ün yarısı da 13 bölü 2 olacak. Bakalım oluyor mu? Şimdi buna 5 bölü 2 dersem, yani 2,5 dersem şuna. Burası 6, 12'nin yarısı. Tamam, doğru. Peki R 2,5 iken 9'dan 2,5 çıktı. 6,5 kaldı arkadaşlarım. 13'ün yarısı oldu. Tamam, 5, 12, 13 üçgeninin yarısıymış. Demek ki R 5 bölü 2, yani 2,5'muş deyip Pisagor yapmadan da soruyu çözmüş olduk. Evet, şu taktikleri bir hemen uygulayalım arkadaşlarım. 1. Teğet noktası görüyorum. Teğete yarı çapımı dik indiriyorum. Yukarıda bir kiriş görüyorum. Kirişin tam ortasına dik indiriyorum. Yine aşağıda da bir kiriş gördüm. Kirişin yine tam ortasına dikliğimi indirdim. Şimdi nereyi vermiş? DC 16 demiş. DC 16. Bu neymiş bu? Kare mi? Kare. Burası 16. O zaman şu yukarıdan aşağı inen doğru da toplamda 16. Hatta burası 8. 8 diye bölündü. Bakın şurası da bizim yarı çapımız R diyelim buraya. Sonra şu uzunluğun da R olduğunu gördük. O halde burası 16 eksi R diyelim. Ve bakın şuradaki dik üçgenden soruyu çözelim arkadaşlarım. Ki R buradan 10 geliyor dostlar. Çünkü 8 var. Acaba 6, 8, 10 olur mu diye hemen hızlı bir şekilde kafamdan denedim. R'yi 10 verince burası da 6 geliyor. 6, 8, 10'u sağlıyor. Demek ki R 10 dedi. Evet, 7. sorumuz yine bir taktik sorusu. Çemberler birbirine teğetse hiç düşünmeden merkezlerini, bakın şu B ile C merkezli çemberlerin merkezlerini ve teğet oldukları noktayı kendisi birleştirmiş. A ile C'ye bakın, merkezleri birleştirmiş ama biz teğet oldukları noktaya doğru da uzatalım. A ile B'ye bakıyorum, teğet oldukları noktaya doğru da uzattım. Şimdi yarı çapları sırasıyla diyor. Şimdi A'nınki 24'müş, B'ninki 3'müş. Bakın B'nin yarı çapı 3 ise şuraya 21 kaldı A ile B arasına. Ki şurası da 3 oldu hemen. C'nin yarı çapı kök 2'ymiş. Şurası kök 2. Şuraya da kök 2 yazalım. Şurası toplamda 24'tü. 24 eksi kök 2 kaldı buraya da. Bu da tamam. Şu AC'ye 24 eksi kök 2 kaldı. Buna göre çevre ABC. ABC'nin çevresi nedir diye bir soru sormuş. Şimdi ne var? AB kenarı 21. BC kenarı 3 artı kök 2. AC kenarı 24 eksi kök 2. Kök 2'ler giderse 21, 24, 24 daha 48 geliyormuş üçgenimin çevresi. Evet, dikdörtgen ile yarım çember K noktasında teğettir diyor arkadaşlarım. Tamam.
ATX nedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi AB bizim yarım çemberimizin çapı. Demek ki T noktası 90 derece çünkü çapı gören çevre açı 90 dereceydi. Şimdi dikdörtgense bu, burası da kesinlikle 90 derece. Şimdi çemberimizin yarı çapına biz bir R diyelim, R diyelim. Şuradan T'ye, K'ya çizdiğim diklikte R olur. Dolayısıyla dikdörtgenimin kısa kenarı da R geldi. Şimdi R, 2R, o zaman hipotenüs uzunluğu, yani şuradaki köşegenimizin uzunluğu R'nin kök 5 katı. R kök 5. Bunu da belirtelim. Biri diğerinin 2 katıysa dik üçgende hipotenüs ne oluyordu? Küçük olanın kök 5 katı oluyordu. Şimdi R'yi bulabiliriz eğer istersek buradan arkadaşlarım. Hemen bulalım hatta. Birkaç tane Pisagor, Öklit falan yapacağız galiba soruda gözüken o. Şimdi R'yi nasıl bulacağız? Ahbacı yapalım isterseniz. Şöyle ki, iki dik kenarın çarpımı, yani R ile 2R'nin çarpımı hipotenüs ile, yani R kök 5 ile yüksekliğin çarpımına eşitti. Şunlar gitsin. 2'ye bölelim, 2'ye bölelim. 2 kalsın. Bakın R'yi biz 2 kök 5 bulduk. R 2 kök 5. 2 kök 5 ise R, 2 kök 5'in kök 5 katı 10 yaptı. Demek ki benim şu köşegen uzunluğu 10. R de 2 kök 5. Şimdi şuradan da bir Pisagor bağıntısı yapayım. TC'yi bulacağım arkadaşlar. 2 kök 5'in karesi 20. 4'ün karesi 16. 20'den 16 çıktı. 4 kaldı. O yüzden burası da 2 geldi. Demek ki şu X denilen yerde 8 oldu diyebilirim. Cevap Edirne'den çıktı. Evet, çevirdik arka tarafımızı. Ve 9. sorumuzla devam edelim. Şekildeki O merkezli. Şimdi O merkezse şurası bir kere yarıçap, şurası bir kere yarıçap. Bakın bu çizilen diklik ne oldu arkadaşlarım? Orta taban oldu. Yani aslında AD ile BC'nin toplamının yarısı oldu arkadaşlarım. Şöyle yazalım. Buraya A diyelim, buraya B diyelim. A artı B bölü 2 eşittir X oldu. Şimdi dondurma kuralından A ise şu teğetle bu teğet eşit olduğu için bu da A. Yine C'den bir dondurma çıkmış. Bakın şöyle iki teğet çizilmiş. O zaman şurası da B olmak zorunda. Ve bize A ile B'nin toplamını 24 vermiş. O halde şurası 24 ise 2'ye böldüğümde 12 çıkacak. X dediğimiz uzunluk. Şuna bakıyorum. 12 var, 24 var, 9 var. Buna göre B, D nedir diye bir soru sormuş. Hemen şu açıya A diyorum. Dostum gördüğü yay şurası 2A. Bu açıda teğet giriş açı olduğu için A'dır diyor. Şimdi bu sorunun aynısını köşe taşlarının birinde çözdük. Ama hangi köşe taşı olduğunu tam hatırlamıyorum. Şöyle bir tarama testinden bulabiliriz belki diye düşünüyorum. 23. köşe taşı olabilir arkadaşlarım. 23 numaralı köşe taşında çözmüş olabiliriz. Bu şeklin aynısını benzerlik yaparak çözüyorum. Şimdi şuraya bakalım B. Şuraya da C yazalım hadi. Şimdi A, B, C. A var, B var. O zaman şu açının tamamı da C oldu diyebiliriz. Hadi şimdi benzerliği. Küçük üçgende C'nin karşısı 9. Büyük üçgende C'nin karşısı B, D. Yani aradığımız yer. Devam edelim. Küçük üçgende B'nin karşısı 12. Büyük üçgende ise B'nin karşısına 24 düşmüş diyelim. Ve bakın 2 katı olduğunu görüyorum. Demek ki 9'un 2 katı olacak. 18'dir sorumuzun cevabı dedik. Evet, 11. soru. Şimdi artık bu sorudan da binlerce kez çözdüğümüz için hemen bakın K noktasında teğet ise merkezden teğete dikmemi indiriyorum. Bu 1. Şu TC'yi birleştiriyorum ki çapı gören çevre açı 90 derece olsun. Bu 2. Başka neler vermiş? Yarım çember demiş. Şimdi şuraya küçük R, buraya küçük R dersem burası da 2R oluyormuş. Hadi şimdi benzerlik. Şurası 3R, burası R. Yani bu tarafta 3'e 1 oranında bölmüş. O zaman burayı da 3'e 1 oranında bölecek. Yani 3 dediğim yere 15 düştüyse 1 dediğim yere 5 düşecek. Cevap 5 geldi. 12. soruda artık ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz arkadaşlarım. Bakın Hatay'da teğetse TET yarıçapı dik indiriyorum. Kastamonu'da TET'se TET yarıçapı dik indiriyorum. Bunlar hep yarıçaplar arkadaşlarım. Şuraya R,
re diyelim. Tabii ki kare çıktı, bu da re, re oldu. Şimdi AB 18'miş, o halde burası 18 eksi re, şurası 18'miş. Sonra BC 21'miş, burası 21 eksi re oldu. Bakın aynısını sanki arka sayfada çözdük bunun arkadaşlarım. 3 da dik üçgen görüyoruz, benzerlik yapacağız dostlar. Şimdi şu açıya küçük a yazarsak şurası b, 90 olduğu için burası a, burası b. Hadi üstteki küçük üçgenle kocaman üçgeni benzerleyelim. Küçük üçgende A'nın karşısına R düştü. Büyük üçgende A'nın karşısına 21 düştü. Eşittir. Küçükte B'nin karşısına 18 eksi R düştü. Büyükte B'nin karşısına da 18 düştü. 3'e bölelim 6, 3'e bölelim 7. İçler dışlar çarpımı yapıyorum şimdi arkadaşlarım. 6 ile şurayı çarptım. 6 R eşittir. 7 ile burayı çarpıyorum. 7 ile 18'in çarpımı 70. 7 kere 8 56. 70, 56 daha 126. Eksi 7 R geldi. Eksi 7 R'yi bu tarafa alırsam 13 tane R eşittir 126 gelir. 13 ile kaçın çarpımı 126'dır diye düşünelim. 9 olsa 90, 27 daha 117 yapar. 10 olsa 130 yapar. İkisi de değil. Bir yerde bir hata yaptık. Bir daha düşünelim şimdi. A 28'miş arkadaşlar. 21 değilmiş ki ya. Of of. Pardon. AB 28'miş. Burası 21 doğruymuş. Vay anasın ya. O zaman 28 eksili. 18 gördüğümüz yere 28 yazacağız. Şurası da 28 oldu. Tamam. Şimdi burayı 7'ye bölersem 3. Burayı 7'ye bölersem de 4. Şurayı siliyorum. Şimdi 3 ile çarparsam burayı, 4 ile de burayı çarpacağım. 4R. Şöyle biraz daha yukarıya kaldırıyorum. Eşittir. 3 ile çarparsak 28'i, 3 tane 28, 60, 24 daha 84. Eksi 3R. Buradan 7R eşittir 84, R eşittir 12 gelir deriz arkadaşlar. Evet, 13. soru. Şekildeki O merkezli çemberde küçük çembere teğet. Bakın hemen ne yapıyorum? Şimdi çember, yarım çemberle küçük çember teğetse merkezlerini ve teğet oldukları noktayı birleştiriyorum. Şöyle bir doğru çıktı. Sonra burası 8 ise burası da 8. 4. 4 yazalım şunlara da. Sonra tabii ki şuranın uzunluğunun tamamı da 8 oldu. Çünkü yarı çapıdır bu. Buna göre diyor ED ile şuraya X diyelim. AD şuraya da Y diyelim. X ile Y'nin toplamı acaba nedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi bakalım neler yapacağız. Şimdi büyük çemberde buraya teğetse bu adam. Bir kere merkezden teğete yarı çapı dik indirdik hemen. Bu da 8 zaten. Şunun yarı çapını biliyor muyuz? Küçük çemberi teğet, o merkez çemberde AB eşittir OB. Onu gördük. Yok, küçüğünün yarı çapını göstermemiş. Şimdi şuradan hemen teğet olduğu noktaya da bir diklik inelim. Şu yarı çap, şu yarı çap diyelim. Şurası 8 eksi R oldu arkadaşlarım. Ve bakın R'yi buradan 3, 4, 5 üçgeninden R'yi 3 buldum. Burası 3, burası 3. Şurası da 5 geldi. Evet, doğru yaptık. Şimdi benzerlik yapalım, soru da bitsin. Hadi şuraya A diyelim, şuraya B diyelim. A 90, şuraya da B yazalım. Küçük üçgende A'nın karşısı 3. Büyük üçgende A'nın karşısı X. Küçük üçgende 90'ın karşısı 5. Büyük üçgende 90'ın karşısı 8 artı Y. Yine eşittir. Küçük üçgende B'nin karşısı 4. Büyük üçgende de B'nin karşısına 8 düşmüş diye. Şimdi bakın burada da benzerliğimizi kullanalım. Bu 2 katına çıktıysa bu da 2 katına çıkacak. Demek ki 8 artı Y 10 olacak. Y 2. Bu da 2 katına çıkacak. Demek ki x de 3'ün 2 katı 6. 6 ile 2'nin toplamı ise 8 yaptı. Cevap Edirne'den geldi. Evet, 14 numaralı soru. Küçük çemberin yarı çapı kaçtır diye soruyor. 120 dereceyi görüyorum. Şurası tabii ki 60 derece. M'den hemen teğet olduğu noktaya dik inelim. Teğet olduğu noktaya dik inelim. Merkezleri ve teğet oldukları noktayı birleştirin. Küçük o büyük merkezin çemberin yarıçapı 12'ymiş. Tamam. Şimdi şurası R ise, bakın burası 30-30 olduğu için 30'un karşısı R ise 90'ın karşısı 2R. Şurası da R. 3R ne oldu? 12.
R eşittir 4 geldi. Evet, küçük çemberin yarıçapını soruyordu, 4. Şimdi 9 çeyrek dairenin yarıçapı. O zaman şu KB de 9. Ben Bursa'dan TET'e diklik indirirsem bu da 9 oldu. Buna göre diyor AE'yi de 15 vermiş bize. Şimdi şuraya A yazarsak dondurma kuralı, burası da A, burası 15 eksi A. Şimdi şurası da 9, burası 15 ise şurası 12 geldi. 12 artı A çıktı burası arkadaşlar. Toplamda 12 artı A. O halde şuraya da 3 artı A yazalım. Evet, bize de AB'yi soruyor. AB neresiymiş o AB? 12 artı A'yı, yani A'yı soruyor aslında. Şimdi şuradan da hemen Pisagor bağıntısını bir konuşmaya çalışalım. 9, 12, 15 diyesim var. A'ya 3 desem burası 12 oluyor. A'ya 3 desem burası da 15 oluyor. Doğru. Demek ki A 3'müş. O zaman şu uzunluk 15'tir diyebiliriz. Cevabımız Edirne'den geldi. Hadi son soruya bakalım. Hemen KE ile ET'nin eşit olduğunu gördüm. Buraya da 8'i yazdım. Şimdi merkezden teğet olduğu noktaya dik inelim. Teğete diklik inelim. Teğete diklik inelim. AC 12 ise şu AK da 12. Bunu da yazalım. Şuraya R diyelim. Bakın şu büyük dik üçgende şurası 8 artı R. Şurası 20. Şurası da 12 artı R. 20 ne olabilir? 12, 16, 20 olabilir mi diye bir bakalım mesela. 12, 16, 20. 4 desek 12 olur. 4 desek 16 olur. 20 olur. Demek ki R 4. Doğru. Peki şimdi bize neyi soruyor bu adam? AB çaplı yarım çember ile O merkezi çember görmektedir. X kaçtır? Şimdi şurası toplam 12. Bakın şurayı çizdiğimde çapı gören çevre açı 90. Diklikten diklik indiği için hemen öklit yapıyorum. 12 burası. 12'nin karesi 144 eşittir 16 çarpı x. 9 ile 16'nın çarpımı 144'tür. Demek ki x 9 çıktı diyebiliriz. Evet, konu testi 1 tamamdır. Bir sonraki videoda konu testi 2 gömülecektir. Hadi öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere.